Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Hikmet Baydar bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam zorlu bir süreci geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi ve seçimin ardından da gözler malumunuz ekonomiye çevrilmiş durumda. Piyasalardaki son durumu hemen seçimin akabinde doların yükselişini size sormak isteriz. Şimdi dövizde aslında yükselişin iki tane boyutu var. Birincisi yatırımlar da, bu seçim olmadan önce döviz yukarı gidecek diye bir sürü yorumlar yapıldı. Hatta yurt dışında da bunu destekleyici bir sürü yorum yapıldı. Nedense hep seçim sonrasına, yani seçimden sonra dolar yukarı gidecek. Ama arkada bir argüman var mı? Yok. Yani seçimden sonra bir takvim koyuluyor, sadece bir yarış başlayacakmış gibi. Seçimden sonra dolar yukarı gidecek gibi, yani arkasında ekonomik izahı olmayan bir sürü yorumla karşılaştık. Aslında neden seçimden sonra? Yani onu iyi düşünmek lazım. Bunun yanında aynı anda tabii Amerika'da da bazı gelişmeler var. Yani seçimin olduğu tarihe denk geliyor bu. Özellikle bu borç tavanı konusunda bir anlaşma sağlandı. 2025'e ertelendi bu sorun. Dolayısıyla Amerikan doları da Euro karşısında 1.06'lara kadar düştü. Bu esnada tabii ki dolar TL paritesi de yurt dışındaki doların güçlenmesine bağlı olarak bir miktar yukarı hareket etti. Bunun tamamı, hareketlerin tamamını Türk lirası değer kaybediyor şeklinde yorumlamak doğru değil. Onun altını çizmek lazım. Bunu netleştirdikten sonra gelelim seçim bölümüne. Seçimden sonra doların yükseleceği analizini yapmak bana göre pek ekonomik bir izahı yok. Çünkü risk kalkıyor ortadan ve seçimde Türk lirası riski alan adamlar seçimden sonra neden Türk lirasından vazgeçsinler? Bunu bir matematiksel izahı yok, ekonomik bir izahı yok. Tamamen işin gerçeği siyasi bir yorum düşünüyorum ben bunun. O yüzden de seçimden sonra Türk lirasında kalma riski bitmiş oluyor. Çünkü seçimden sonra işte mevcut meclis yapısı, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı her şey netleştikten sonra artık herkes önünü görmeye başlıyor. Evet Sayın Baydar, hemen şunu da söylemek istiyorum. İşte seçim sona erdi. Şimdi bir takım görüşmeler de var eski Maliye Bakanı'yla, Mehmet Şimşek'le. Siz bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Evet bir cuma günü bir açıklama yapılacak bu konuyla alakalı. Sizin isimler gördüğünüzde, isimlere baktığınızda önümüzdeki dönemde Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı kim olacak diye kulislerden nasıl briefingler alıyorsunuz? Tabii bir sürü isimler geliyor bana. Tabii bu isimleri burada açıklamak sadece o lobilere destek vermek anlamına geliyor. Belki doğru, belki yanlış. Ama isim zikretmek çok doğru değil. Ama şunu söyleyebilirim. Sayın Mehmet Şimşek'in olduğu dönemler, 15 Temmuz'dan önceki dönemler ve o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi düşünmesi lazım. 15 Temmuz'dan sonra ki yapıya baktığımız zaman Türkiye'nin bence yeni bir ekonomik yüzeye ihtiyacı var. Eskilerle bu işin yürümesi o kadar doğru değil bence. Kaldı ki 15 Temmuz'dan önce ekonomi yönetiminde olanların şu an bana göre ekonomiye destek vermesi beni oldukça ciddi şekilde düşündürüyor. Çünkü biz şu anki sorunları o dönemki alınan tedbirlerden dolayı yaşıyoruz. Mesela doların 1.8'e düşmesi Merkez Bankası'nın döviz rezervini artırmamasıyla alakalı. Maliye Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle alakalıydı. Dolayısıyla biz dolar 1.8'e düştüğünde Türk lirası dolar 1 lira olacak diye söylemleri duyuyorduk. Ama ne oldu? 18 lira oldu. Bunun sebebi ne? Merkez Bankası rezervlerinin kurlarla ilgili şantajlara Türkiye'nin yeterince güçlü cevap verememesine neden oldu. Bu ne zaman oluştu bu rezervler? O dönemde vardı. O yüzden de bizim dolarizasyon ona uğramamıza, Türk liralaşma stratejisinin tam tersi stratejisini uygulayanların olduğu bir dönemden yönetici ithal etmesini ben açıkçası kendi açımdan söylüyorum. İsim önemli değil ama ben kaygıyla karşılarım. Kendi açımdan söylüyorum. Bence yeni yüze ihtiyacı var Türkiye'nin. Ekonomi anlamında yeni ve heyecanlı, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak daha dinamik insanlara ihtiyacı var. Ve piyasayı gerçekten iyi okuyan, Türkiye'yi gerçekten iyi bilen tecrübeli isimleri de muhakkak bunların içerisinde görmemiz lazım diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum, yeterince iyi mesaj verebildim.
Evet, benim anladığım kadarıyla demek ki o sorduğum isim değilmiş. Ben buradan yola çıkabilirim. Evet. Peki Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Daha güçlü, daha üretken olmak, daha yani her anlamda refahı yaşatacak. Çünkü insanlar bu seçime giderken, bu sandıklara ikinci kez hatta giderken bunun bir takım vaatlerini de duydular. Bundan sonraki süreçte nasıl bir politika bizi bekliyor olacak? Şimdi Türkiye'de işte biliyorsunuz işte tarım sektörü yeterli olmuyor, üretim düşüyor, tarım alanları işgal ediliyor gibi bir sürü yorumlar duyuyoruz. Ama işin gerçeği şu. Mesela önümüzde 2023 üretim birinci dönem üretim rakamları var benim şu an. 2022 ile karşılaştırmalı. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde geçen sene 2022 yılı için 70,2 ton bitkisel üretim tahmini yapılıyordu. Şu an 73,6 ton milyon ton üretim yapılacağı tahmin ediyor. Demek ki Türkiye'de baktığım zaman üretimde aslında bir artış var. Üretimdeki artış daha çok verimlilikle ilişkili. Daha teknolojik ürünler kullanıyoruz tarım üretiminde. Gübrelemeyi daha iyi yapıyoruz. Ve alanı, araziyi daha verimli kullanıyoruz. O yüzden de üretim artışı var. Ancak tüketim artışı üretim artışından fazla. Örneğin bu tüketim artışı sadece yurt içi diye de düşünmeyelim. İhracat da bu tüketim artışının içerisinde önemli bir etken. Biz hatırlarsanız raflarda ayçiçek yağını bulamadığımız dönemler oldu. Halbuki biz ayçiçek yağı üreten bir ülkeyiz. Evet, biz onu üreten bir ülkeyiz ve rafımızda ürünümüzü bulamadık. Sebebi bu ürünleri ihraç ettiler. Şimdi yurt içerisindeki bizim insanımızın refahı için eğer bu ülkelerin yurt içerisinde doyurduktan sonra, ihtiyaç giderildikten sonra fazla olan kısmının ihracatı konusunda bir düzenleme yapılabilirse içeride hem enflasyonu aşağı doğru iteriz hem de insanları böyle boş raflarla karşı karşıya bırakmayız diye düşünüyorum. Ama Türkiye hem tarım ülkesi hem sanayi ülkesi, sanayide de ciddi atılımları olan bir ülke. Büyüme de dünyadaki diğer büyüme sıralamalarına baktığımız zaman oldukça üst sıralarda. Bu hızını devam ettirebilmesi için Türkiye'nin kaynağı ihtiyacı var. Dış kaynağı ihtiyacı var. İç kaynak maalesef yeterli gelmiyor. Biz daha hızlı büyüyoruz çünkü. Bu konuda da işte Sayın Mehmet Şimşek gibi yurt dışındaki fonlarla, ki kendisi Londra'da yaşıyor yanlış bilmiyorsam, yabancı sermaye sahibi gruplarıyla ciddi ilişkileri olabilen bu tür kişilerin Türkiye'yi yurt dışında iyi anlatması lazım. O fonların Türkiye'ye girişinin sağlanması konusunda çaba göstermesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre açıkçası Sayın İbrahim Kalın'ın da açıklamalarında bu minvalde görüyorum ben. Açıkçası sanıyorum Sayın Mehmet Şimşek de bu konuda yabancı fonların Türkiye'ye gelişi konusunda destek verecek, bu konuda görevler alacak gibi görünüyor. Yanlış okumuyorsam tabloyu. Bu konuda bazı haberler durabiliriz ama Türkiye'nin ekonomi politikasında ciddi bir değişiklik olur mu? Faiz politikasında değişiklik olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı zaten açıkladı, biliyorsunuz. Açıkladı, evet. Yani faizler düşük kalmaya devam edecek ve enflasyonun da düştüğünü göreceksiniz dedi. Ama Temmuz başında Haziran verisi olarak enflasyonun düşmüş olacağını ben de tahmin ediyorum. Enflasyon düşüş trendini Haziran sonunda tamamlamış olabilir diye de tedirginliğim var. Neden? Temel ihtiyaç maddelerinde daha da %3'ün üzerinde enflasyon rakamlarını gördüğüm için bu konuda bir kemikleşmiş enflasyon sıkıntımız var. Bütün global ekonomide de aynı sorun yaşanıyor. Bu yüzden de Haziran sonu enflasyon rakamından sonra bana göre enflasyonla gerçekten mücadele başlayacak. İşte o zaman üretimin gerçekten ciddi şekilde artırılması lazım. Deprem maalesef bu sorunu çözmemizde biraz sıkıntı oluşturacak. Çünkü orası bir üretim üssüydü. Sadece tarımda %15'ten fazla payı olan bir bölgeden bahsediyoruz. İhracatta da depremden sonra 2 milyar dolarlık civarında ihracat düşüşü de oranın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Orası kalkındıkça, ayağa kalktıkça, şartlar orada normale döndükçe biz hedeflerimize tekrar ulaşma konusunda koşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. İnşaat önemli. Özellikle deprem bölgesinde ciddi bir yapılanma var. Ama bu inşaatta da ipucunu kaçırmamamız lazım. Aksi takdirde yapı malzemelerinde çok sert bir enflasyon ile karşı karşıya kalabilir.
Küçük bir düzeltme yapayım o zaman. En son Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamada ben Ankara'da oturuyorum ailemle beraber dedi ama yine de yurt dışına sürekli bir gidip gelme durumu olduğunu söyledi. Onu bir küçük bir düzeltme yapayım o anlamda. Bir de şunu sormak istiyorum. Enflasyon verileri Mayıs ayında biliyorsunuz ki doğalgaz faturalara yansıtılmadı. Bununla ilgili bir sıfırlanma bile söz konusu olabilir mi diye sormak isterim. Çünkü Haziran'da gerçek rakamları göreceğiz dedik ama dediniz az önce ama belki doğalgazın bir faydası olacak mıdır? Aklıma kesinlikle olacak. Tabii kesinlikle olacak ama enflasyon fiyatlar seviyesindeki sürekli artışı ifade eder. Bir anlık tedbirin fiyatlarda bir düşüyor ulaşması bugün bizi çok mutlu ama gelecek ayda doğalgaz ödediğimiz faturalara bakınca gene üzüleceğiz. Yani bugün enflasyonu düşüren yarın enflasyonu yükseltici neden yapar? O yüzden de ben açıkçası bunun yaratacağı dalgalanmaya odaklanmıyorum. Daha çok Haziran sonundan sonra kemikleşmiş enflasyonu nasıl çözeceğiz? Ben oraya odaklanıyorum. O da aşağı yukarı gıdada %3'ün üzerinde bir enflasyon yaşıyoruz. Ve üreticilerde de aşağı yukarı birçoğunda da 2'nin üzerinde bir maliyet artışları söz konusu. İşte bunu engellememiz lazım. Benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Eğer bunu başaramazsak enflasyon hedeflerini gerçekleştirmemiz biraz hayal olur. Bu konuda alması gereken tedbirleri ben şimdiden çok merak ediyorum. Yeni ya kabine bu konuyla ilgili neler yapacak? Gerçekten önümüzde önemli bir tablo var. Bir bütçe açığı var. O bir taraftan cari açık var. Cari açığın düzeltilmesi yönünde bayağı tedbirler alındı. Ama bundan sonraki süreçte farklı bir şey yapılacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama bence Türkiye'nin en büyük problemi kaynak. Türkiye'ye bir şekilde para girmesi lazım. Bu da güvenle de alakalı ama Amerika'nın yaptırımlarıyla alakalı Türkiye'ye yönelik olarak sen benim dediğimi yapmazsan ben doları böyle yaparım şeklindeki yorumları da unutmuyoruz. Böyle bir şantajla gelecek olan parayı da ben açıkçası sıcak bakmıyorum. Çünkü o para bizden giderken çok büyük bedeller ödetiyor bize. Daha orta vadeli, uzun vadeli yatırım amaçlı gelecek olan paraya bizim ihtiyacımız var. Sıcak paraya asla ihtiyacımız yok. Ve gelmemeli de geldiği zaman herkes üzerek gidiyor. O yüzden de bu konuya değinme ihtiyacı duydum. Türkiye'nin sermaye ihtiyacı var çünkü büyüme hedefleri var. Hızlı büyüyen ülke çok yüksek kaynağa ihtiyaç duyar. Biz de bu sorunu şu an yaşıyoruz. Sayın Baydar hemen şunu da sormak isterim. Şimdi hepimizin bir beklentisi var sonuçta. Hem emeklinin hem asgari ücretlinin ve Temmuz ayı da yaklaşıyor. İkinci bir artış söz konusu. Onu nasıl yorumlayacaksınız peki? Şimdi tabii ki enflasyondaki eğilim aşağı yönlü olsa da aylık bazda artışlar var. Bunu da unutmamamız lazım. En son aylık bazda artış hatırlarsanız %2.39. Aylık bazda artış. Bu böyle giderse enflasyon ortalama 2.39 giderse 28-23 5 daha ekleyelim. 28-30'a yakın bir enflasyon söz konusu olur. Şimdi %45'i vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kamu işçilerine bir sözü var. Evet. Bir de refah payı var. Dolayısıyla doğru. O yüzden de yani %50 civarında bir zam gerekiyor kamuya. Artı en düşük ücret maaş alan emeklilere de bir düzeltme yapıldı ama tavandan sigortasını ödeyen emekliler de nispi olarak cezalandırılmış oldu. Bu konuda da bir düzeltme olacağını açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hem minimumun artırılmasının dışında kalanlar hem de kamu işçilerine yapılan bu zamdan dolayı alternatif yani daha nispi olarak mağdur olanların da bir düzeltmeye uğramaları gerekiyor. Verilen söz tutacaktır diye düşünüyorum. %50'ye yakın bir zam yapılırsa da şaşırmayacağım. Tutulacaktır ama oradan sonra iş piyasadaki hareketliliği gözlemlememiz lazım. Çünkü döviz konusundaki bu sıkıntılar özellikle döviz alımı konusunda sıkıntılar insanları altına yöneltiyor. Altın talebini oluşturuyor. Bu da yastık altı demek. Para sistemden çıkarsa üretime dönmez. Krediye dönüşmez. O yüzden de bunu da muhakkak çözmek gerekiyor. Ama reel olarak insanların yaşam standartını yukarı taşımadıkça gelir dağılımını düzeltici tedbirler almadıkça gördüğümüz gibi uzun vadeli hiçbirimiz mutlu olamıyoruz. Hepimizin gelir seviyesi kademe kademe düşüyor. Bu konuda düzeltici tedbirler almaya çalıştılar. Bu konuda da haklarını vermek lazım. Gerçekten ciddi şekilde ücret artışları sağlamaya çalıştılar ama enflasyon daha acımasız davrandı. Gelirlerdeki artış o kadar reel anlamda istenildiği gibi olmadı. Bu farkları vererek bu
edeceklerdir ama karşımıza en büyük engel bütçe çıkacak tabii ki. Bütçeyi de çok daha fazla aşarlarsa bu sefer bunu birileri ağzına dolayacak ve malzeme olarak yapacak, kullanacak. Ve bu da önümüzdeki süreçte enflasyon için bir sebep teşkil edecektir. Bunu bahane ederek enflasyonu yukarı çekebilir. Bunlara karşı da dikkat etmemiz lazım. Ama ben açıkçası %45-%50 civarında bir oranın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek buluyorum. Kamu işçilerini de memnun ediyorlar. Emeklilerde de en düşük olanları da memnun ettiler. Geri kalanlarını da mağdur etmeyecek şekilde ayarlamalarını açıkçası bekliyorum. Evet. Peki hemen son olarak da şunu sormak istiyorum. Malumunuz en büyük kalem gider olarak baktığımızda kira gideri. Bununla ilgili düzenleme mutlaka yapılması halk tarafından bekleniyor. Bununla ilgili ne tür çalışmalar var? Şimdi açıkçası bu konuyla ilgili işte kiraların resmi anlamda kira sözleşmelerinin yapılıp yapılmadığı, kiraların hesaplarına düştüğü konulara maliye yeterince bakmaya çalışıyor ama şimdi öyle bölgeler var ki o bölgelerde birkaç kişinin üzerine yığılmış bütün evler. Yani ve açıkçası ben kendi açımdan söyleyeyim 5000'den fazla evi olan var. Şimdi bir kişi bu kadar eve sahip olursa bir kira düzenlemesinde o kişinin rızası olmadığı sürece kiralar düşer mi? Mümkün değil. Demek ki oligopol dediğimiz bir piyasa koşulu oluşmuş gayrimenkul sektöründe. Parasını mevduata yatırmamış adam gitmiş ve gayrimenkule yatırmış. Bütün parasını gayrimenkule gömmüş. Böyle olunca bir bölge olduğu gibi hep gayrimenkul sahibi belli bir adam. Şimdi bu adam fiyatı düşürmezse kira düşmez. Ben diyorum ki bunu da bazılara da ben bunu önerdim. Gayrimenkul vergilerinde kademeli artışa gidin. İşte atıyorum 5 tane dairesi olana şu anki mevcut koşulları uygulayın. 5'ten fazla olanlarda %20 artırın, %30 artırın ama 100'den fazla olanlara %1000 artırın şu vergiyi de bu insanlar bütün parasını gidip sadece gayrimenkule gömmesin, gitsin fonlara yatırsın, mevduata yatırsın da üretime dönsün bu para, gayrimenkule takılıp kalmasın diye ben öneriyorum açıkçası. Bunun benzerini İspanya'da yaptı. Benim önerimden sonra bu İspanya'da da bu tür bir sanıyorum fikir oluşmuş. Orada da bu tür gayrimenkul vergi artırımları gündeme geldi. Bence bu acil bir konu Türkiye'de. Çünkü şu an rekabeti engelleyici koşullar oluşuyor bölge bölge. Gayrimenkulü bir yatırım aracı olmak değil, bir ihtiyaç aracı olmak haline getirmezsek işte böyle insanlar bütün parasını toplar, gayrimenkul yatırır belli bir bölgede tekel ve oligopol gibi bir piyasa oluşumuna sebep olurlar. O zaman biz asla bu kiraları düşüremeyiz. Evet, %25 bile kar etmez söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Aynen. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ve bizlerle bu bilgileri, değerli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Samimi Analiz programında ekonomist Hikmet Baydar bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.